Gelin, çiğ tohumlarının gerçek faydalarından bahsedelim. Omega 3'lerden bahsedersek, tamam, omega 3'ler kalp için iyidir, kanı inceltmek için iyidirler. Ve tabii ki, somon ve sardalya her zaman önerilir çünkü yüksek miktarda omega 3 içerirler. O zaman konumuzun, bunlarla kıyasla gram başına daha fazla omega 3 içeren çiğ tohumlarıyla ne ilgisi var? Aslında size söylemedikleri şey, Çiğa tohumlarında bulunan omega-3 türünün insanların anti -inflamatuar olarak düşündüğü aktif omega-3 olmadığıdır. Bu, DHA olarak adlandırılır. Lakin çiğanın bilindiği omega-3 türü ve bu arada çiğa bu omega-3 türünden en fazla miktara sahiptir. ALA olarak adlandırılır. Bu, omega-3'ün aktif formuna dönüşmeden önce gelen bileşiktir. Peki soru şu, ALA'nın ne kadarı DHA'ya dönüşüyor? Ve cevap? Çok fazla değil, yaklaşık 0.5'lik bir oran. Bir sonraki konu yumurtalarla ilgilidir. Orta boy, bir yumurta yaklaşık 7 gram protein içerebilir, çiğa tohumu ise 4 gram protein içerir. Peki sorumuz şu, bu miktar aynı mıdır? Ve cevap, hayır, çünkü yumurta tüketebileceğiniz en biyo yararlanımı yüksek proteindir. Aslında yalan söyledim, anne sütü bir numara, sonra yumurta, sonra et ve sonra balık gelir. Ancak çiya tohumu ve diğer bitki proteinleri listede oldukça düşük sıradadır. Uzun bir süre boyunca bunun biyoyararlanımı hakkında bilgi edinmek için her yerde aradım ama bu veriyi bulamadım. Çiya tohumu ayrıca biraz E vitamini, biraz C vitamini ve bazı B vitaminleri içerir. Ayrıca kalsiyum, fosfor, potasyum ve magnezyum da içerir. Çiya tohumları üzerine yapılan araştırmalara baktığınızda, kardiyoprotektif faydalar, Kan basıncınızı düşürmeye yardımcı olacak faydalar, beyniniz için faydalar ve hatta kanınızı inceltebileceğini göreceksiniz. Ancak çiya tohumu tüketmenin en büyük faydası bu çözünebilir lif ile ilgilidir. Şahsen normalde yaptığım şey iki yemek kaşığı çiya tohumu alıp yaklaşık yarım bardak süt veya şekersiz badem sütü içine katmaktır. Tamam mı? Ve sonra bunu bir jel haline gelene kadar karıştırırım. Sonra biraz yaban mersini veya kefir eklerim. Kefir yoğurttan biraz daha iyidir ama eğer yoğurt kullanacaksanız kullanabilirsiniz. Sonra biraz hindistan cevizi kreması ve belki biraz kuru yemiş katabilirsiniz ve harika bir puding hazırlayabilirsiniz. Ama asıl fayda bu jeldedir çünkü bu jel mikrobiyomunuz için harika bir besin olan çözünebilir bir liftir. Mikrobiyomunuz bu jeli sever ve onu yiyip kolon hücreleri için yiyeceğe dönüştürebilir. Böylelikle onu enerji olarak kullanabilir. Eğer bağırsaklarınızda iltihap varsa, bu almak için iyi bir seçenek olabilir. Ve ayrıca kabızlık sorununuz varsa, bu durumda da size yardımcı olabilir. Bazı insanlar iltihap varsa, kolonu tahriş edebilen lektinler denen şeyler hakkında endişeleniyorlar. Ancak chia tohumları çok düşük miktarda lektin içerir, bu yüzden chia tohumlarıyla lektinler hakkında endişelenmenize gerek yok. Ayrıca o jelde polifenoller gibi başka besinler de vardır. Bunlar, mikroplarınızın sevdiği ve yiyebileceği belirli bitki bazlı kimyasallardır. Ama asıl fayda, size dolaylı olarak fayda sağlayan mikropları beslemektir. Ruh haliniz, enerjiniz ve genel sağlığınız ile bağırsak, mikrobiyomunun sağlığı arasında büyük bir bağlantı vardır. Bu nedenle, mikropları besleyebilecek çiğa tohumu gibi şeyler tüketmenizi öneririm. Ayrıca, düzenli olarak turşu, lahana turşusu, kimçi gibi fermente sebzelerde tüketebilirsiniz. Birkaç yan bilgi vermek istiyorum. Tohumları öğütmek istemezsiniz. Onları bütün olarak ıslatabilirsiniz. Aztekler çiğ tohumlarını tüketirdi. Yani aslında bu uzun zamandır var. Şimdi eğer keten tohumlarıyla ilgili videomu görmediyseniz ona bir göz atın. Onu buraya ekledim.